Büyükelçi Charungvat yaklaşık 1,5 yıldır Ankara'da görev yapıyor. Deneyimli bir diplomat. 30 yıldır diplomasinin içinde. This is a very important ceremony. Kendisini dünyada elçi olarak temsil etmesi için Tayland Kralı'nın huzuruna çıkmasıyla başlayan Büyükelçilik serüveni onu önce Güney Afrika, ardından Brezilya ve nihayet Türkiye'ye getiriyor. Türkiye ve Tayland arasında ilişkiler nasıl? Not by far, but it's starting. Ticari ilişkiler bu zamana kadar çok canlı değildi. Çünkü Tayland'da artık iki büyük Türk şirketi var. Ve ikisi de Türkiye'de çok başarılılar. Tayland'da da bir fabrikaları bulunmakta. Bu şirketlere teknoloji devleri de diyebiliriz. Çünkü buzdolabı, beyaz eşya üretiyorlar bunlar. Tayland için büyük yatırımlar. Open factory there and there will be producing starting from next year onward on refrigerator. Türkiye'de bir Tayland firması var ki onlar da kümes hayvancılığı, tavuk ve tavuk ürünleri konusunda çalışıyorlar. 27 yıldır iş yapıyorlar Türkiye'de. Investment in Thailand. How about tourism? Do we have a vibrant Peki ya turizm? It's getting more and more vibrant. To start with Evet, bence oldukça hareketli bir turizm var. Haftada 14 direkt uçuş var İstanbul'dan Bangkok'a. Sonra da zaten bu uçaklar Hanoi'ye devam ediyor. But 14 flight a week, 2 per week, 2 per day. On the peak time. Istanbul is very very well known. Ayrıca İstanbul Tayland'da çok bilinen ve çok gezilmek, görülmek istenen bir şehir olma özelliği taşır. Bir de gençlere yönelik burs programları var. Taylandlı gençler, Türk hükümetinin verdiği burslarla Türkiye'ye geliyorlar eğitim görmek için. They come over from Thailand to study. From Thailand. And they become your ambassador in return. They come over from Thailand to study. Tayland'dan Türkiye'ye eğitim için mi geliyorlar? Evet, şu an 150 Taylandlı öğrenci var Türkiye'nin 15 şehrinde eğitim gören. Burada Tayland'ı tanıtıyorlar. Daha sonra bu öğrenciler Tayland'a döndüklerinde Türkiye'nin kültür elçileri gibi oluyor. Unutmayın ki Tayland'a döndüklerinde Türkiye'den birçok şeyi beraberlerinde getiriyorlar. Evlenmişlerse ailelerini, işlerini ve çoğu zaman Türkçe konuşuyorlar. Bu kültürel diplomasiye mükemmel bir örnek. Kesinlikle çok iyi tanımlama. Lütfen buradan buyurun. Sevadika. V2. Eşim V2. Seda. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ceketiniz ne kadar hoş. Teşekkür ederim bu Tayland tipi. Thank you.
Eşi Vitu, Tayland Dışişleri Bakanlığı'nda staj yaparken tanışıp evlenen Büyükelçi Charungvat, keyifle gezdiriyor Ankara'da yaşadıkları evlerini. Büyükelçi fotoğraf çekmeyi, eşi ise tahta kutu boyamayı seviyor boş zamanlarında. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü yaptığı sırada kendisini konu alan bir karikatür elçinin özel koleksiyonunda baş köşede duruyor. Artık mutfağa geçme zamanı. Başlarken size Tayland mutfağının son derece zengin ve aromatik bir mutfak olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu kanıtlamanın zamanı geldi. Büyükelçi Tarit Charungvat'la birlikte size Tayland mutfağına özgü 3 çeşit yemek yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce el önlüklerimizi takalım, ondan sonra da işe koyulalım. Ambassador. Yapacağımız yemek yeşil köri soslu tavuk olacak. Size malzemeleri burada tanıtayım. Elbette tavuğumuz var, mantarımız var, fesleğenimiz var, güzel yıkanmış, temizlenmiş. Hindistan cevizi kremamız var, Hindistan cevizi suyumuz var, patlıcan var, elbette yeşil köri sosumuz var. Bu bir çeşit macun kıvamında dikkat ederseniz. Kafir lime'ımız var. Şeker var, şahane, enfes, acı biberlerimiz var, balık sosumuz var ve burada benim ne olduğunu bilmediğim başka bir şey var. Bunu da Büyükelçi Tavit'e soracağım. What is this? That's the only thing I did not know. Bu nedir? Masada bilmediğim tek malzeme bu. Biz buna Hindistan cevizi ağacı şekeri diyoruz. Hindistan cevizi ağacından yapılıyor. Bunu Türkiye'de bulamazsınız.
Ama bu Tayland'da çok yaygın bulunan bir malzemedir. Ama eğer bunu bulamazsanız yerine şeker de kullanabilirsiniz. Anladım. Yani biz bugün bu tarifte Hindistan cevizinden ürettiğiniz bu şekeri kullanacağız. Ama alternatif olarak beyaz şeker de kullanabiliriz. Pekala, başlayalım o zaman. Hemen kolları sıvayalım. Aslında siz malzemelerden bahsettiniz. Ama ben de izleyicilerimize Tayland yeşil körüsünden bahsedeyim. Tayland'da biz buna Gangkhio wine diyoruz. Gangkhio wine. Gen körü demek, kua yeşil, wine de tatlı demek. Biz buna neden yeşil körü diyoruz? Çünkü biz bunu hazırlarken sadece yeşil biberleri seçiyoruz. Eziyoruz ve bu hale getiriyoruz. Doğal olarak yeşil renge sahip oluyor. Hatta bir tanesi tatlı. Bu tatlı mı? Deneyebilir miyim? Hayır hayır, sakın. Onu daha sonra tatlı haline getireceğim. Şimdi denemeyin o yüzden. Bu baharatlar oldukça acıdır. Artık başlayalım isterseniz. Önce hangisinden başlayacağız? Siz patlıcanları alın isterseniz, ben de mantarları. Nasıl doğramamı istersiniz? Nasıl isterseniz. Kalın mı ince mi doğrayayım? Üç parçaya bölerseniz yeterli. Şu şekilde keselim patlıcanı. Tayland mutfağını bu kadar özel yapan nedir? Baharatlar, şifalı bitkiler, sağlıklı yiyecekler. Ve de taze pişirilmeleri sanırım. Taze pişirilmesi, evet. Ve de az pişmesi. Bazı yemeklerimiz hızlı ve az pişiyor. Özellikle bugün çabuk pişecek yemeklerden seçtik. Geçmişte körüden haberimiz bile yoktu. Malum Hint mutfağına aittir. Ama şu zamanlarda sihir gibi. Normalde kör yapmak yarım gün alıyor. Karıştırılıp bir baharat haline gelmesi yani. Siz bu köriden bahsederken yeşil baharatlarla harmanlandığını söylemiştiniz. Ondan fazla baharatla karışıyor diyebiliriz. Biber ve aklınıza gelebilecek bütün kurutulmuş baharatlar var. Çok kuvvetli değil mi? Oldukça. Haydi başlayalım mı artık? Elbette. Öncelikle bundan başlayacağız. Burada Hindistan cevizi sütü var. Bunu bütün marketlerde bulabilirsiniz. Bunun yoğun olan kısmı bir kaseye, diğer sıvı olan kısmını da başka bir kaseye koyacağız. Yani her ikisini de kullanacağız. Evet. Ocağımızı yakalım. Hindistan cevizi sütünü boşaltalım biraz su ekleyerek. Kaynadıktan sonra da tavukları ekleyeceğiz. Aynı zamanda bunu da yakalım. Yoğun olanı da bu tencereye boşaltalım. Ve fokurdayana kadar kaynatalım. Bunu neden ayrı ayrı yapıyoruz? Çünkü bu bir teknik. Bu Hindistan cevizi sütünün tadını kuvvetlendirmek için yapılıyor. Ve baharatların daha yoğun hissedilmesi için. İki farklı şekilde yapıyoruz. Şimdi kreması, Hindistan cevizinin kremasını ayrı bir kapta büyükelçi pişiriyor. Böyle bir wok gibi bir şeyde. Burada da sütünün kaynaması için bir tencereye aldık. Bunun içine tavuk koyacağız. Ayrı ayrı yapmamızın da sebebi özel bir teknikmiş. Bu şekilde yapılması icap ediyormuş. Bunun biraz daha tadı, aroması daha güçlü olsun diye
ayrı yapmak istediğini söyledi. Zaten bunun içine de az sonra tavuk ekleyeceğiz. Evet, kaynıyor. Karıştırmamız gerekiyor sanırım. Evet, baloncukları görüyor musunuz? Şimdi buna yeşil köri sosunu ekleyeceğiz. Vereyim hemen. Kabarcıklar çıkmaya başladığı andan itibaren yeşil köri sosumuzu ilave ediyoruz. Ekleyeyim mi? Hayır, şu an değil. Bu kaynıyorken biz de tavukları ekleyelim. Ben biraz sabırsızlandım ama bu sütü daha önce kaynadı Hindistan cevizinin. Dolayısıyla ilk koyacağımız tavuk parçaları olacak. Tavuk da son derece, bakın, minik doğranmış. Size de göstereyim. Kemiksiz. Güzel tavuk, bir et, tavuk eti, göğüs kullanıyoruz burada bu tarifte. Bunları da şöyle attık mı? Bu kadardı. Karıştıralım. Çok güzel görünüyor. Ne kadar süre kalacak ateşte? How long will this stay there? Tekrar kaynayana kadar. Gördünüz mü baloncukları? Evet, şimdi çok yoğunlaşmaya başladı. Evet, bu çok önemli bir nokta. İyi görünüyor. O kadar böyle yoğunlaştı ki Hindistan cevizi kreması, hem bir yandan kabarcıklar çıkmaya başladı, hem de tabii aromasını da salmaya başladı. Ama biraz daha bekliyoruz. Her şeyi adım adım yapıyoruz. Yoğunlaşmaya başladığı anda bir sonraki adıma geçeceğiz. O da yeşil köri sosu. Bunu bütün büyük marketlerde bulabilirsiniz. Şimdi kaynadığından emin olduğumuz için yeşil, that's it. Hepsini koymuyormuşuz. Kendi damak tadınıza göre. Biz 3 tatlı kaşığı koymayı tercih ettik. Eskiden bulunmuyordu biliyorsunuz bu tür malzemeler. Özellikle Uzak Doğu mutfağı, Asya mutfağına özgü malzemeler, ama şimdi büyük süpermarketlerde bulunuyor. Hem Hindistan cevizi sütü yine böyle şeylerde bulabilirsiniz, konserve şeklinde, hem de köri soslarını bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu tarifi evinizde yapmak o kadar da zor değil. Şimdiden güzel kokmaya başladı bile. Tavuğu karıştırayım. In the meantime, I would stir the chicken. Bizim mutfağımızda, sizin mutfağınızdaki gibi çok net ölçüler kullanmayız. Tadına bakarız, tamam bu yeterli baharat deriz. Kıvamı yoğunlaşmış deriz, o zaman anlarız. Yani göz kararı ya da tadarak karar veriyorsunuz. You don't stick to a very specific recipe. Yoğunlaşmaya başladı, bu da kaynıyor. Absolutely. Aynı zamanda tavuklara da bakıyorum. Tavuklar yavaş yavaş renklerini değiştirmeye başladılar. Ama elbette henüz pişmediler. Hindistan cevizi sütünde kaynattığımız tavuklar Hindistan cevizinin tadını alıyor. Daha sonra yeşil köri sosuyla yaptığımız karışımı eklediğimizde tadı daha kuvvetli olacak. O kadar çok Hindistan cevizi kullanmamıza rağmen kaynayınca ne kadar azaldı. Evet, aynen öyle. Şimdi ikisini karıştırıyoruz. Karıştırmamı ister misiniz? Biraz kaynatacağız. Şimdi patlıcanları ekleme zamanı. Ekleyeyim mi? Lütfen. Patlıcanları da hemen içine atacakmışız. Bu çok kısa sürecek. Kapağı kapatayım mı? Evet, sen nasıl yemek yapacağını biliyorsun. Bundan sonra tatlandırma işine geçeceğiz. Sizin de anlattığınız gibi balık sosu koyacağız. Balık sosu Tayland'da çok önemli bir malzemedir. Bir nevi tuz yerine geçer. Tuz kullanmak yerine balık sosu kullanıyorsunuz yani. Evet, %80'imiz o amaçla kullanır. Buna alternatif olarak soya sosu da kullanabiliriz. Şimdi yapacağım şey de yemeği süslemek için kullanacağım biberler. Bu yerli bir baharattır ve çok acı değildir. Sadece süsleme amacıyla kullanacağım zaten. Kaynamaya başladı. Şimdi biraz tuz ekleyelim. Yani balık sosunu.
Nerede satılıyor bu balık sosu? Her yerde bulabilirsiniz. Bu çok uluslararası bir tat. Ne kadar ekliyorsunuz? 3 kaşık kadar. Dikkatli olun. Denemek ister misin? Deneyeyim mi? İstersen evet. Ben çok merak ediyorum bunun nasıl bir şey. Tadına bakmak istiyorum. This is sweet. It's very sweet. İnanılmaz tatlı bir şey. Gerçekten müthiş. Tam şekerini yerini tutacak. Ne kadar ekleyelim? Yarım kaşık. Let's try with that first. Okay. Peki. Büyükelçi çok temkinli. Önce yarım kaşık deneyecekmişiz. Şöyle. Another of the same. Bir yarım daha koyacakmışız. Alright. Here we go. That's it? Yes. Okay. Tekrar karıştırmamı ister misiniz? You want me to do it? Okay. Okay. Dikkat ettim de hem tatlı hem de acıyı bir arada kullanıyorsunuz. Bu Tayland mutfağına özgü bir şey değil mi? Evet, bu size anlatmak istediğim şeydi aslında. Tayland mutfağını özel yapan bu diyebiliriz. Çünkü birçok tat mevcut ülkemizde. Tatlı, acı, ekşi, tuzlu, baharatlı. Ben bir suyun denemek istiyorum. Aman yakmayın kendinizi. Is it good? Şu anda tadına bakınca doğru yolda olduğumuzu anladım. Biraz daha az tuzlu olabilirdi gerçi. Bakın enteresan bir şey. Eğer tadına baktığınızda fazla tuzlu olduğu sonucuna varırsanız o zaman yapmanız gereken şey Hindistan cevizi kreması eklemek. Aynı Büyükelçinin az önce yaptığı gibi. Fazla tuzlu buldu çünkü balık sosu eklemişti. Bir parça daha o tuzunu kırmak için yemeğin hemen Hindistan cevizi kreması ekledim. So, the mushroom. Now mushrooms. Şimdi mantarları ekliyoruz. Here we go. Very fast. Kafir lime ekleyeceğiz. Bu hoş bir aroma verir. Okay. Çok güzel kokuyor. Ne kadar? Bir tane mi, iki tane mi? All of hepsini. Them. Okay. Hepsini atacakmışız. All of them. Okay. Çok aromatik, enfes bir tadı var. Exactly. Kokusu var. Exactly. What else? Bu arada Türkçeniz nasıl? My Turkish. Bence bu konuşmayı İngilizce devam etsek daha iyi sizin açınızdan. Okay. Ne söylediğimi anlamak istiyorsanız tabii. Okay. Take classes though. Türkçe dersi alıyor musunuz? Evet, ilk geldiğimde aldım. Ama artık almıyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Okay. Now it's finished. Now it's finished. Şimdi pişen yemeği Tayland'a özgü bir kaseye alalım. Wow, bakın servis için ne kadar enfes bir tabağımız var. Tayland'a özgü, son derece güzel görünüyor. 10 dakika takriben piştiler. Son derece de pratik, çabuk, hızlı bir yemek. Fesleğin istiyor musunuz? Evet, biraz. Tabağın altına mı koyalım? Evet. Enteresan. Şimdi... fesleğini tabağın altına koyacakmışız ve üzerine de hazırladığımız yemeği. Şimdiden acıktım. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Here we go. Yum 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 yum. Çok güzel kokuyor. Şimdi üzerine de fesleğini ekleyelim. We put more? To decorate, dekore etmek için de biliyorsunuz Uzak Doğu mutfağında servis ve sunum her şey. Onun için böyle son dokunuşlarımızı da fesleğenle yapıyoruz. Ve biraz da kırmızı biber koyuyoruz. Kırmızı ve yeşilin uyumu her zaman çok güzel durur. Super. Lütfen izleyicilerimize de gösterin. Please show. İşte our joy project. Evet, ortak projemiz Tayland usulü yeşil körili tavuk efendim. Yeah, şimdi birinci yemeğimizi bitirdik mi? İkinciye geçebiliriz.
hazırlayacağımız yemek Tayland'ın dünya mutfaklarına kazandırdığı tom yam sup, yani karides çorbası. Bu yemeği hazırlamadan önce de Büyükelçinin eşi Vitu'yu mutfağımıza artık diyelim, davet edelim ve ona da hello again. Siz de hoş geldiniz. Şimdi size de bir önlük verelim. Everybody has to have an apron here. So we have shrimps. Karidesimiz var. Koriander. Taze kişnişimiz var. Burada birazdan Büyükelçi'ye anlatmasını isteyeceğim bir takım bitkiler var. Hepsini ben de hakim olmadığım için onu özellikle anlattıracağım. Limon. Lime ve limon. This is the shell of prawn. Okay. Karidesin kabukları. Bunu bir çeşit stok yapmak için, yani bulyon yapmak için kullanacağız. Shall I put them here? Not yet. To have it tamam. Su kaynadığı zaman içine atacağız. This is Thai chili. Tayland'dan gelen özel biberlerimiz var burada. Bakın minnacık. It's a dynamite. Dinamit. Büyükelçinin de dediği gibi dinamit. Ben de diyecektim ki bir adamı öldürmeye yeter herhalde bunun acılığı. Yine her zamanki gibi balık sosumuz var. Mantar. What else? That's it. That's it. Okay. Şimdi bir tencerede suyumuz kaynıyor ve bunların ne olduğunu soralım. Nedir bunların hepsi, anlatabilir misiniz? Bu kafir lime yaprağı daha doğrusu. Aromatize etmek için. Bu limon otu. Bu kökü aslında. Bunu da marketlerde bulabilirsiniz. I think you can find it in the market now. Okay. Limon otu. Bakın limon otuymuş bu. Mis gibi kokuyor. Tam böyle limon kolonyası gibi kokuyor. Lastly, this we call kalankal. Son olarak da kaju. Bu kalankal. Bize özgü bir bitki. Şekil olarak biraz zencefile benziyor ama maalesef burada taze kalankal bulamıyoruz. Ama belki kurutulmuş olanını bulabilirsiniz. Peki kalankava alternatif olarak neyi tavsiye edersiniz? Zencefil olur mu? Hayır. O çok farklı bir şey. Bu tarifte olmaz zaten. Belki kurutulmuş olan kalankav tercih edebilirsiniz. Size bağlı. Suyumuz kaynadı. Karideslerimizi suya atalım ve onun suyunu alalım. Böyle dikkatlice koyayım. Sadece aromasını vermesi için böyle bir şey hazırlıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim Seda. Rica ederim Sayın Elçi. Kaynayana kadar yanından ayrılmayın. Okay. Yani bu çorbanın özü bu mu? Evet, kesinlikle. Ne kadar kabuk olursa o kadar tatlı olur çorbanın suyu. Buradaki sır şudur. Su tam kaynamadan sakın karides kabuklarını eklemeyin. Çünkü o zaman tadını bu kadar güzel alamayız. İşin püf noktası bu yani. Okay. Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim. Tom yam çorbası. Tom yam ne demek? Tom yam şu. Tom kaynamak, yam da tuzların, baharatların karışmasıdır. Şimdi bundan yarım koyalım. Kafir lime'dan o değil mi? Galangal. Limon otu kökü de ekleyelim. Kesmemi ister misiniz? Bunun için bir deneme yapmamız gerekir. Çünkü kesmek çok zor bunu. Belki şu şekilde çizebiliriz aroması daha iyi çıksın diye. Bakın tadının biraz daha çıkması için tıpkı böyle sarımsak döver gibi hafif ezip ondan sonra tencerenin içine atıyor ki daha böyle aromatize olsun ve çorbanın tabanını oluşturacak olan bu stoğa da daha fazla tat versin. Artık başlamaya hazırım. Launch. Şimdi sadece suyundan alalım. Turuncu bir rengi oluyor. Bakın bu karidesin suyu. Orange color is from the yolk of the shrimp.
Kabuğundan çıkan suyu yani. Bu çok lezzetli. Sayın Elçi, bildiğim kadarıyla Tayland kültüründe vejeteryanlık da çok yaygın. Evet ama maalesef ben et yemeyi çok sevmiyorum. Bugün size daha çok et ağırlıklı yemek hazırlıyoruz. Vejeteryan tarifleri belki başka sefere yaparız. Dikkat ediyorum, çok fazla karıştırmıyor yemekleri. Çünkü diyor özellikle deniz ürünü pişirirken karıştırırsanız çok fazla aromasını kaybeder pişirdiğiniz balık ya da karides. Onun için çok fazla karıştırmayın ve de mutlaka limon ekleyeceğiniz zaman ocağın altını kapatın diyor. Limonunuzu ekleyin, limon suyunu, ondan sonra tekrar açarsınız. Voilà. Wow. Kişnişler tepede duruyor. Bu senin görevin. Evet, bu benim görevim. En sevdiğim şeydir kişniş. Herkes çok sevmeyebilir. Onun yerine alternatif maydanoz da kullanabilirsiniz. Our joint project, three of us. Three of us, our joint project again. Yine üçümüzün ortak projesi Tom Yum çorbası Tayland usulü. Tom Yum Hu. Tom Yum Hu. Evet efendim, şimdi hazırladıklarımızın tadına bakma zamanı geldi. Kokular beni o kadar çok acıktırdı ki her birinin tadına bakmak istiyorum ama bir şeyden çok endişeleniyorum, acı olmalarından. Ama yine de bütün cesaretimi toplayıp hepsinin tadına bakacağım. Vitu, anladığım kadarıyla servisi bize siz yapacaksınız. Elbette, Tom Yum'la başlayalım. Sakın kötü bir şey söyleme. Çok güzel. Çok lezzetli. Very delicious. Bekle, birazdan hissedeceksin acıyı. O kadar acı ki. It's so hot. Gerçekten çok acı. İşte gerçek tat budur. Biraz su rica edebilir miyim? Ben sana yangın söndürücüyü getireyim. We have fire extinguisher. Woof. İşte sana bahsettiğim buydu. Yani oldukça kuvvetli bir acı. Tayland yemeği budur. Efendim, bugün Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Taring Charungwat ve eşi Vito Charungwat'a konuk olduk. Enfes yemekler hazırladık gördüğünüz gibi. Kimisi benim için fazla acı olsa da gerçekten enfesti her şey. Büyükelçiye çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir başka elçilikte, bir başka sefirin mutfağında tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Çok çunka. Çok çunka.